Ünye'de yaşanan gerçek bir yardımlaşma anısının anlatıldığı Soğuk Bir Kış Güncesi adlı kitabın yazarı Erdal Kara bizlerle. Şimdi kendisine kitabın hikayesini ve kendisini soruyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Erdal Bey? Adım Erdal Kara. Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. 20 yıldır öğretmenlik ve idarecilik görevi sürdürüyorum. Sizden nasıl başladınız? Kitap yazma fikri nasıl oluştu? Kitap yazma fikri bugüne dair değil çocukluktan beri edebiyata dönük bir e, ilgim vardı. Masallar, hikayeler, betimlemeler dikkatimi çekerdi. E, zaman zaman karalardım. E, masallar, küçük küçük masallar, anekdotlar yazardım. Betimlemeler yazar, bir yerlere saklardım. Hatta öğretmenlik hayatımda köylerde görev yaptığımda da anılar yazar, e, anı defteri tutardım. Yazın hayatı e, bu şekilde biriktirmelerle oluştu. Yazmadan önce daha çok e, okuma e, boyutu e, çok hayatımın önemli bir alanını kapsıyordu. E, bugün yazmamın sebebini daha çok okuduklarıma bağlayayım ve e, yazdıklarıma bağlayayım diyebilirim. Peki kitabınıza gelecek olursak soğuk bir kış güncesi gerçek bir yaşantıdan e, kesitledik. E, kitabınız nasıl hayat buldu? Kitabımın hayat bulmasının sebebi şu: Öğrencilerime zaman zaman anılar, anekdotlar, yaşadıkları ile ilgili öyküler yazdırırım. Bir gün öğrencilerimin anısını okurken bir anı gözüme çarptı. Bir 11 yaşındaki çocuğun dünyasında olmayacak, onun dünyasını aşan bir yardımlaşma olayını gördüm ve beni şaşırttı. Kafamda Öyküleştirdim ve bunu yazma ihtiyacı duydum. E, yani toplumumuzda okuyucuların e, ilgilerinin, kitaba karşı ilgilerinin daha çok olmasını umut ediyorum. Bu kitabımızı umut kitabı olduğuna göre bugün e, toplumumuzun daha çok okuması umuduyla diyorum.